Evet sevgili Fenerbahçe taraftarı ve kanalımızı takip eden diğer takım taraftarları hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli bir gündeyiz. İnşallah haftanız çok çok güzel geçer arkadaşlar. E, lafı fazla uzatmak istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü çok güzel bir e, akşamı geride bıraktık. O yüzden de herkesin hızlı bir şekilde bilgileri almasını istiyorum. Arkadaşlar hem burada yorum olacak hem burada duyum olacak. Lütfen sonuna kadar dikkatlice takip edin. Mekke Ankara takımımızın yendiği maçta Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde 2-1 biten maçtan sonra futbolcularımız Alexander Ciku, Miguel Crespo ve Cengiz Ünder yayıncı kuruluşu açıklamalarda bulunmuş. İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Hepsini konuşacağız arkadaşlar. Ciku diyor ki taraftarlarımıza çok daha güçlü bir oyun ortaya koyuyoruz diyor. Yani haksız mı? Taraftarımızın önünde göstermiş olduğumuz bu tezahüratlar, bu performans yeni değil. Onlar zaten çok iyi tanıyoruz. Hep oradalar. Bizi sürekli destekliyorlar. Biz onlarla çok daha güçlü bir oyun oynuyoruz. Maç içerisinde bizi sürekli itiyorlar. Çok yani gol yemiş olsak da maçtan galip ayrılmamız için bizi fazla bizi çok fazla desteklediler diyor. Biz çok büyük bir takımız. Büyük takımda büyük oyuncular olur. Bazıları da büyük sever. Rekabet her zaman iyidir. Takım için menfaat getirir. İlerisi için de aynı şekilde rekabetin olması çok önemli. Sağda en iyisini ortaya koyabilmek. Paşam oraya gitti Afrika Kupası'nda siyahi siyahi izbandut gibi zebani gibi adamlarla oynadı. Tabi Türkiye Ligi çocuk oyuncağı geliyor. Miguel Crespo sakatlıktan döndü biliyorsunuz. Takıma yardım etmek için hazır olduğunu söylüyor. Ee, gitmeden önce tabi. <laughs> Hocam Crespo gidiyor ama ee, ben bir şey söyleyemem ona. Ee, ne diyor? Tekrar sahalara dönmüş olduğum için mutluyum, huzurluyum diyor. Valla ben bir şey söyleyeyim mi? Doktorlara falan teşekkür ediyor. Ben özellikle bir şey söyleyeyim e, şöyle bir cümle kurayım. Arkadaşlar şans kapıyı iki kez çalmaz. Diyelim ki şans kapıyı ikinci kez çaldı. Üçüncü kez çalmasını bekleyecek kadar lütfen ahmak olmasın kimse. Yani Crespo'ya astronomik inanılmaz bir teklif var. Ki e bunu ya Sabuncuoğlu da söylüyor. Suudi Arabistan'dan maaş olarak astronomik bir teklif var. Şimdi işin kötü tarafı ne biliyor musun? Bak Crespo'ya ilgili şunu söyleyeyim. Benim sağda olduğum son maçta Cengiz hat-trick yapmıştı. Hocamıza ikimiz aynı anda oynatmasını söyleyeceğim. Şaka bir yana Cengiz harika bir oyuncu. Onun adına mutluyum diyor. Şimdi bak ben şunu söyleyeyim. Fred'in sakatlığı hani kimse bana kızmasın darılmasın ama yani Mert Hakan artı Zaytz yani ikisini topladığın zaman Fred'in F'si etmiyor. İnşallah bana kızmazsınız. Kızarsanız da canınız sağ olsun. Şimdi Mert Hakan Zayt 8 numarada olmuyor arkadaşlar. Hatta beni yine yanlış anlayacaksınız biliyorum ama Mert Hakan da Zayt da elden çıkaralım. Alabiliyorsak Salih Uçan'ı alalım. Yani ya da Salih Uçan illa Salih Uçan'dan bahsetmiyorum. ya yani. oraya bir Türk isim alabiliriz ya da altyapıdan bir isim. Kurun iç nispeten orada oynar kabul ama İsmail'i yedekleyecek yete düşüncesi var. Yani İsmail Bartu Elmaz ikilisiyle nereye kadar gidilir? Fred Kurunic ikilisi 8 numarada desen. Hadi Salih'i de say 3. İsmail Bartu 5. Şimanski 6. Lincoln'i de tutarsan 7 dersin. Hani e, bu da olur mu olmaz mı bunu da düşünüyorum. O yüzden Crespo'nun zamanlaması çok kötü. Yani teklif zamanlaması çok kötü. Deseler ki şimdi alıyoruz yazın verin deseler. Yani onu da diyecek keriz yoktur diye düşünüyorum. O yüzden de e, tuhaf bir zamanlama diyebilirim. Cengiz Ünder o da konuşmuş. Hani ile ilgili ikimizin de sahada kalması onun adına mutluyum demesi. Taraftarlarımızın önünde gol attım. Uzun zamandır bunu bekliyordum diyor. Ya Cengiz de hırs küpüydü. Düşünsenize 15 milyon euro para verdiriyorsunuz. Ve takımın maddi durumu zaten sıkıntılı. Her trik aklımdan geçmişti. Diğer maçı hatırlattı. Yapmayı istedim. 2 gol attım. Takımıza galibiyeti getiren golleri attım. Çok mutluyum. Taraftarımızın önünde gol attım. Uzun zamandır bunu bekliyordum. 3 puan bu maçta önemliydi diyor. Maç maç bakıp her maçı kazanmak istiyoruz. Yani zorlu maçlar var. Bunların üstesinden gelmek istiyoruz. Gelebilecek bir takımız diyor. Genelde orta şut karışımı orta yapmayı çok seviyorum. Daha önce de böyle attığım goller var. Roma'da attığım bir gole benzetmiştim. Yine aynı şey oldu. Bunları seviyorum diyor. İrfan Can Kahveci ile içinde bulunduğu forma rekabetine ilgili. İrfan uzun zamandır yakın arkadaşız. Çağlar'la İrfan'la hep birlikteyiz. Her zaman İrfan gol attığında ben çok mutlu oluyorum. Ben gol attım. İrfan çok mutlu oluyor. Birbirimize destek veriyoruz demiş. Sezon sonunda Cengiz'i 40'a sattığımız zaman bana lütfen hatırlatın. Hocam sen böyle bir cümle kurmuştun diye. Sezon sonunda Cengiz Ünder'i 40 milyon euroya sattığımızda inşallah bana mutlaka bunu hatırlatın. Hocam 40 milyon euro hiç kimsenin ağzında herhangi bir cümlenin C'si yokken sen bu cümleyi kurmuştun. Neye dayanarak kurmuştun diye o zaman sorun. Son olarak da Çağlar Söyüncü ile ilgili konuşuyor. Çok mutluyum. Çağlar'la uzun zamandır yaklaşık 17 senedir arkadaşız diyor. Ee, yani Samiyen Haber'in editöründen daha yaşlıymış. Biliyorsunuz onlar bazı Galatasaray sayfalar 07 yaş grubu oldukları için normal. Okuma yazmayı öğrendikleri zaman aileler diyor hadi git sosyal medyaya hemen algı yapıyorsun falan diye. Neyse yaklaşık 17 senedir arkadaşız. hiçbir zaman ayrılmadık. Neredeyse yurt dışında oynadığımız zamandan beri sürekli telefonla konuşuyorduk. Çok mutluyum onlar. Adına diyor. Şimdi futbolcular bunu söylüyor. Bir de İsmail Kartal'a dönelim. Çünkü İsmail Kartal'ın da çok enteresan açıklamaları var. Arkadaşlar bakın. Ee, İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Ancak bir de İsmail Kartal'ın soru cevapta verdiği cevaplar var. Yani Bir oraya bir oraya atlamış gibi olacağım. Bilginiz olsun. Ankara gücüne karşı iyi hazırlandık. 2-1 kazandık ama daha farklı da kazanabilirdik. Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraftık. Herhangi bir yanlış cümlesi yok. Sonuna kadar altına imzamı atıyorum. Biz daha fazla gol pozisyonuna girdik. Evet maçtan sonra da istatistikler kısmında konuştuk zaten. Rakibimiz penaltıdan gol buldu. Onun dışında fazla ceza sahamıza giremediler. Kornerleri de yok. Daha fazla ürettik. Gol pozisyonuna girdik. Sadece pozisyonları değerlendiremedik. Bu bir yarış. Puan maçı. Bugün 3 puan almak için sahaya çıktık. 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Son 25 günde 6. maçımız oynadık. Bu kolay değil. Buna rağmen takımım yine yüksek performansla mücadele etti. Skor daha farklı olabilirdi ama sonuçta 2-1 kazandık, 3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Deseler ki Fenerbahçe 15'e 0 kazanacak ama Galatasaray kazanacak deseler ama deseler Fenerbahçe 2-1 kazanacak, Galatasaray takılacak. Hepimiz kabul ederiz değil mi? İşte buradaki önemli kısım burası. Ve maç sonu yayınında da söyledim arkadaşlar, bugüne kadar söylemediğim cümleyi söylüyorum dedim. Yani Ocak ayındayız. Aralık ayından sonra başlayan bir fikstür, yeni yılla birlikte çok yani sertleşen top hava sıcaklığından dolayı, sertleşen saha zeminleri kimin çim özelliğini yitirmesi, hani şansa kadere yenilebilecek gollerin olduğu dönem sen golü fazla golü ne zaman atarsın? İyi sahada, iyi hava şartlarında atarsın. Durum bu. Ve bu periyodu bence en az kayıplı atlattık. Her oyuncumuz bizim için değerli. Niye bu periyodu diyorum? Ocak ayı bitmiş oluyor çünkü resmi maçlarımız bitti. Şubat'a geçiyoruz. Oyuncularımızın Hepsiyle konuşuyoruz. Maç maç rakibe göre bazıları yorgun oluyor. Bazıları gribal enfeksiyona dolayı halsizlik oluyor. İrfan Can Eribat gibi onları dinlendiriyoruz. Oynatacağımız maçlarda oynatacağımız oyuncularla konuşuyoruz. Kupa, lig önümüzdeki dönemde maç trafiği daha da yoğunlaşacak. Oyuncularla konuşarak değerlendirmeler yaparak hem de oyunculara yük dağılımını yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Her oyuncumuz bizim için değerli ve kıymetli. Birilerini oynatarak birilerini dinlendirerek takım içindeki dengeleri koruyarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi soru cevaba geçelim. 2-3 net kafa vuruşumuz var kornerde. Gol olmadı. Duran toptan bu sezon 13 gol attık. Biliyor musunuz? 13 gol attık. 7'si korner. 3'ü taç organizasyonu. 2'si yan top. 1 free kick diyor İsmail Kartal. Yani İsmail Kartal ee, yanlış anlamayın. Birçok kişi bilmiyor gibi konuşuyor. Sanki hiçbir şeyden anlamıyor gibi ama bence döve döve ders vermiş. İrfan Can Kahveci neden oynamadı? Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Son 2-3 haftadır hasta hasta oynuyordu. Bu maç tamamen dinlendirdim diyor. Arkadaşlar bakın. Antalya spor maçı. Ben e, asıl korkmadığım maç Antalya spor maçı. Benim en korktuğum maç Ankara gücü maçıydı. En korktuğum maç Başakşehir maçıydı. Sebebini de şöyle anlatayım. Takımlar artık 11 kişiyle değil 12 kişiyle savunmaya geçiyorlar. Nefes aldırmıyorlar Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'yi nasıl yeneriz? Taktikleri şu. Kapatalım. Uzun topla çıkalım. Olabildiğince uzun deneyelim. Savunma arkasına atalım. Bunların stoperleri sakar. Orijinal stoper değil. Olabildiğince uzun oynayalım. Kanat bekleri Ferdi zaten önde. Mert Müldür önde. Bunlar kolay kolay yakalayamaz. Arkasına atalım. İsmail Kartal ne yapıyordu? Ciku'yu koyuyordu. Lap. Baba orada yerleşke. Yerleşke. O sayeden daha hızlı olan Ciku. Atılan toplara koşuyordu. Cık 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 hemen alıyordu. Ferdi geri dönüşleri iyiydi. Mert Müldür'ün geri dönüşleriydi. Ferdi çıkarken Mert kalıyordu. Mert çıkarken Ferdi kalıyordu. Bu sayede Mert Müldür ve Osterwode emniyet subabı olarak kalıyorlardı. Yani Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topları bunlar topluyordu. Orta sahada Fred varken daha sıkıntılıydık biz. Biz Fred varken daha sıkıntılıydık. İsmail ve Kuruç ikisi de defansif özellikle orta saha. Toplayıcılık yapıyorlar. Hani hem avcılık hem toplayıcılık yapıyorlar. Atılan topları bunlar topladığı için top sürekli bizde kalıyor. Sürekli atak bizde oluyor. Hani diyoruz ya birkaç maçta şu kadar atak yapıyoruz diye. Sebebi bu. Sürekli şişiriyorlar. Bizimkileri topluyor. Ata biz çıkıyoruz. Şişiriyorlar ata biz çıkıyoruz. Bizim kazanmamız için ne lazım? Rakibin birazcık açık oynaması. Bizim de gol bulmamız lazım. Antalya Spor açık oynar. Bak ben size söyleyeyim. Normalde ben size hiç Fenerbahçe'nin e, maç periyoduna ilgili hani şu maç şöyle olur, maç böyle olur diye bir şey söyledim mi? Söylemedim. Antalya Spor'la deplasmandayız. Ben bu deplasmandan ümitliyim. Gaziantep'te deplasmandayız. İstediği kadar kapansın. Türkiye Kupası maçı. Bir tane atan kazanır. Alanya ile evimizdeyiz. Nispeten açık oynayan takım. Rize ile deplasmandayız. Rize ile açık oynayan takım. Kasımpaşa ile evimizdeyiz. Açık oynayan takım. Hatay ile deplasmandayız. Açık oynayan takım. Pendik ile evimizdeyiz. Açık oynayan takım. Trabzon'a deplasmandayız. Açık oynayan takım. 8 tane açık oynayan takımla maçımız var arka arkaya. Allah'tan bir mani gelmesi. İnşallah kurban olduğum Allah'ım yardım etsin. 8'de 8 sekiz galibiyet. İnanın hayat çok farklı yere gider. Yani çok çok farklı yere gider. Ki e, ben gitmesi gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi Livakovic maç sonu yanıma geldi. Hatadan dolayı özür diledi diyor. Bak Livakovic özür diledi. Yani arkadaşlar biz bir takımız. Hatalar elbette olacak. Duran toptan 12 gol attık. Taraftarımız şey diyordur. Niye 50 tane atmadık? Şimdi güzel bir kapak var İsmail Kartal'dan. Her dakika sistem değişmez diyor. Ceko çıktıktan sonra veya yorulduktan sonra Fenerbahçe ileride top tutmakta zorlandı. Oyun sisteminde değişiklik olabilir mi? Bakın soru bu. İsmail Kartal diyor ki, oyun sistemi her dakika, her an değişmez ki. Böyle bir şey yok. Akan oyunda rakibe göre hamle yapıyoruz. Sezon başında bir oyun kültürü yaratırsınız diyor. Bu oyun kültürünü devam ettirirsiniz. Bu dünyanın her yerinde, her takımında böyledir. Ceko 2-3 haftadır belki duran gözüküyor ama çok akıllı. Duracağı yeri biliyor, savunmaya yardım eden, takım bütünlüğüne katkı sağlayan, bağlantı yapan bir oyuncu. Michi'le girdiği zaman goller atıyor, mücadele ediyor, güzel işler yapıyor. Orada bir problem yok diyor. Bakın İsmail Kartal aslında Edin Cekoyu mükemmel savunuyor. Yani Ceko bunu yapıyor. Bak şu ayda bunu yapıyor diyor. Ya arkadaş teknik direktör dediğim bunu yapar. Bak. Mesela Erman Özgür'dü ki Fenerbahçe'de Ceko problemli başladı. Santraforun iyi oyununu nasıl tarif edersin? 2 haftada girdiği 6-7 tane Gol pozisyondan gol çıkaramadıysa istediği kadar iyi oynasın. Bana bir şey ifade etmiyor. Ceko maçı ilk yarıda bitirebilirdi. Kendi çapında haklı ama genel anlamda haksız. Genel anlamda haksız. Şu Icardi'nin e göz ameliyatı, burun ameliyatı, kulak ameliyatı, ayak ameliyatı, seyahatleri gezilerinden önce son 12 maçta golü, golü yoktu diye hatırlıyorum. Yani penaltı hariç. Döndü penaltı hariç yine golü yok. Bir tane eleştiri mu? duymazsınız niye? Cepten yiyor. E Ceko 37 yaşında cepten bayağı yemesi lazım. Erman Özgür toplara rakibin üzerine giden kanat oyuncuları benim için değerlidir. Başka maçı hani başka türlü maçı çözemesin. Bugün ekmeğini taştan çıkaran Cengiz Ünder diyor. Haksız mı? Haklı. Ekmeğini taştan çıkarttı. Ben de bas bas bunu söylüyorum. Murat Kosova, Batshuayi oynadığı dakika dakikaya oranla yani oynadığı dakikalara oranla gol sayısında Haaland'ın önündeymiş dünyada haber oldu diyor. Ya bu da Fenerbahçe şansı. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe şey Ferdi Kadıoğlu oyuncu değil. Süpermen. Rakip falan yok onun için. Sakaboy ve Ferdi'nin karşısında oynayan oyuncular 90 dakikayı çıkaramıyorlar demiş. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Fenerbahçe ile ya da Galatasaray ile oynayan takımlar eğer yatmadılarsa, maçı satmadılarsa, aman oynadığım takım kazansın diye çırpınmadılarsa Sonraki maçlarında çok sıkıntı yaşadılar. Çok yoruluyorlar çünkü. Hani demek istediğimi anlayın. Burada herhangi birisine iftira atmıyorum. Çamur atmıyorum ya da başka bir şey söylemiyorum. Burada şunu anlatmak istiyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray ile maç yapmak kolay değil. Birisiyle sahada oynuyorsun. Birisiyle S saha dışında diyeceğimi zannediyorsun. Yani ikisi de iyi kadrolar kurduğu için bunu bütün takımlar söylüyor. İyi takımlar kurdukları için eğer yatma niyetiyle maça gitmiyorsan, kazanma niyetiyle maça gidiyorsan Savaşma niyetiyle maça gidiyorsan bu seni çok yıpratır. Nitekim yıpranıyor da takımlar farkındaysanız. Umarım demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Şimdi Devam edeyim. Nihat Kahveci, Kurun iç. Kurun iç izlediğinde Var mı yok mu oyunda dersin. Ama basit oynamayı, iyi yer almayı biliyor. En çok mesafe eden Fenerbahçeli oyuncu 11.30 kilometre ile yani Kurun iç. Ya bak bir çoğunuza sorsam ben beğenmedim arkadaş dersiniz. Ya kurun hiç böyle basit oynayan oyuncu. Ya İsmail Kartal'ın isteme sebebi bu. Hatırlıyor musunuz? Benim bir cümlem vardı. Ee, İsmail Yüksek'e dair şöyle bir cümle kurmuştum. Demiştim ki ulan İsmail Yüksek şu dürtmekten vazgeç. Topu alıyor. Rakip gelene kadar ağzının içine girene kadar bekle 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 bekle. Rakip gelince dürtüyor topu. Lan acele dürt. Şunu biraz hızlı dürt demekten bir çeşit olmuştum. Şimdi yine diyorum İsmail Yüksek dürtüyor. Basit isim istiyor. Bu arada Salih Uçan arkadaşlar aklıma gelmişken söyleyeyim. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor Beşiktaş'ta. Tamam mı? Transfer market değeri 5 milyon euro. 28 maça çıkmış. 3 gol 5 asisti var. 2000 dakika. Yani 22 maç gibi bir şey düşünün. 3 gol 5 asist. Neyini beğenmiyorsunuz? Çözemiyorum ama. Ben e, futbol bilgim olarak söyleyeyim. Ben Mert Hakan yerine Salih Uçan gelecek deseler kabul ederim. Zaits'i gönderelim. Salih Uçan gelsin Mert Hakan'ı Ankara gücüne verelim diye, de, deyin. Ben kabul ederim. Harbi söylüyorum. Siz etmez misiniz? Erman Özgür. Bekao'nun maç temposu kazanmak için 4-5 tane maça ihtiyacı var. İsmail harika oynadı. İsmail yüksekten bahsediyor. Serdar Aziz iyi maçlarından birini çıkarttı. Ki Serdar Aziz'i böyle görmezsiniz diyor. Ciku oynattı onu. Cengiz Ünder maçın tartışmasız yıldızı. Mert Müldür. O sayeden, hani o sayı yokken tek alternatif. Ferdi'yi tartışabilir miyiz? 5 tane yerlisi var Fenerbahçe'nin. Ve Fenerbahçe yerlileri iyi kullanıyor diyor. Aksız değil. Onu da belirteyim. Ama Nihat Kahveci'nin yorumu çok hoşuma gitti. Çünkü futbol cahili bazı arkadaşlarımız var. Her şeyi bildiğini iddia eder ama hiçbir şey bilmeyen arkadaşlarımız var. Hepsini güzel susturduğunu düşünüyorum. Şimanski ile ilgili bir şey söyleyeceğim diyor Erman Özgür. Mesela bu nokta da önemli. Özellikle oyuncu, hani özellikle oyuncu, yetenekli oyuncu nasıl tarif edelim? Fenerbahçe'nin yani serbest oyuncusu bu adam. Ama özette yok ya. Bu kadar koşan adam özette nasıl olmaz diyor. Çünkü gol ve asist olmayınca bizim taraftar sıkıntı. Ben Emre Berezoğlu'nun açıklamasına çok takıldım. Emre Berezoğlu o kadar güzel açıklama yapmış ki. O kadar beğendim ki. Hani e, saflığı, temizliği, şunu bunu değil. Bak Tadiç Yaşlı formsuz düşüşte dersiniz değil mi? Mesela Ömer Üründür eminim bugün köşeye aslında diyecek ki e, Ömer yaşlı formsuz düşüşte falan diyecek Tadiç için. Muhtemelen bunu diyecek. Eminim diyecek. Ama takımın en çok mesafe kat edin 11.3. iç 10.99 yani 11 kilometre diyelim Dusan Tadiç. Şimanski 10.76. İsmail Yüksek 10.27. Mert Müldür 10.12. İnanabiliyor musunuz? Şimdi e, Ali Sova nefes aldırmayan bir ciku var. Yani savunmasını görüyorsunuz. Yani e, nerede gelmiş kalmıştık şeyde. Emre Belezoğlu'nun konuşması. Emre Belezoğlu'nun uzun bir konuşması var. Yani birkaç cümleden geçen. Ama Ferdi Kadıoğlu'nu çok güzel övdüğü bir cümlesi var. Özellikle onu arıyorum. Ben profilde de paylaştım ama. Ha şunu da söyleyeyim. 3 maçtır Fenerbahçe'de pozitif bir savunma anlayışı var. Ama bitiricilikte negatif bir ivme var. Savunmamız güven veriyor ama hücum oyuncularımızın bulduğunu atması lazım. En azından fark 2'ye getirecek kadar atıp kaçırıyorsa da fark 2'den 3'den sonra açılınca kaçırması lazım. Haksızsam haksızsın deyin. Emre Belezoğlu net bir şekilde bizden daha iyi bir takım vardı karşımızda. Fazla da söz uzatmadan söylemek lazım. Karşılık verebildiğimiz 35 dakika var. Fenerbahçe merkezden oynayan toplarla baskı yapıyor. Kazandığı topları çabuk, kenara çabuk inen ve bekleriyle delici oynayan bir takım. İki tane üst düzey bekleri var. Ferdi Kadıoğlu Avrupa'nın üst düzey her takımında Barcelona, Real Madrid'de dahi oynar. Bir şey söyleyeceğim. Bu cümleyi kuran kişinin geçmişinde Atletico Madrid var. Anladınız mı? Atletico Madrid'den daha da büyük takımlardan bahsediyor. Bu da ciddi manada iyi bir referans arkadaşlar. Yani Avrupa'nın her takımda rahat oynar. Ki ben de katılıyorum. Ancak Red Dilmen diyor ki Fenerbahçe bence Fenerbahçe'nin birinci stoperi Osterwald olmalı. İleride çok büyük paraya transfer yapacak Osterwold diyor. Ne oldu? Hepiniz çöplerken bir tek ben diyordum. Ulan çok iyi futbolcu neyini beğenmiyorsunuz? Kütürü gereği gibi topçu. Dediğimde niye beni e, futboldan anlamamakla falan suçluyordunuz? Yazık günah değil mi bana? Ben de evime ekmek getiren bir insanım. Ya, çok ciddi eleştirilerin odağındaydım. Ya ben e, hani... Burada şey yapmıyorum. Demagoji falan yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama abi adamdaki safkan yetenek. Ya Rıdvan Dilmen Kim Minji'yi yerin dibine soktu. Dedim ki arkadaşlar benim izlediğim Kim Minji dünya çapında stoper. Ulan kütür kütür stoper. Aradığımız isim bu. Sonuç Osterwolde konusunda ne oldu? Hepiniz yerin dibine sokuyordunuz. Ben dedim ki bak bu adamı stoper oynatalım. Dünya cönü stoper olur. Ya dünyanın sayılı stoperlerinden biri olur. Bak dedim Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünyanın ilk 5 stoperinden biri olur dedim. Şimdi ben bir cümle daha kurayım mı? Hocam biliyoruz. Diyeceksin ki Lincoln için yerini oynasın. Şimanski'yi yedeklesin. Ezberledik. Ha, tamam. Sıkıntı yok o zaman. Serdar Ali Çelikler diyor ki Everton Osterwold için 20 milyon euro teklif yaptı diyor. Ya, Serdar Ali Çelikler'in duyumuna inanıyorsanız bir de bana stat soruyorsunuz arkadaşlar. Ali Koç stadı büyütecekmiş falan. Bana gelen bir şey yok. Bu palavra arkadaşlar. Hani 100.000 bin kişi ne demek ya? Yani aşamalı aşamalı deseniz ki kale arkalarını biraz daha aşağı indirecek. Tribünü biraz öne çekecek. Şöyle böyle falan. Ya Fenerbahçe stadının kapasitesi düştü. Dikkat etmek lazım. Şimdi gelelim transfere. Transfer bölümüne gelelim. Gelelim gelelim. Şimdi İsmail Kartal, Mario Branco şimdi içeri geldi. Bana bir rapor verdi. Bazı şeyler anlattı. Bazı oyuncuların gitmesiyle kalmasına ilgili kesinleşen bir şey yok. Arkadaşlar bu bazı oyuncularda konuşacağım şimdi. Bu kısım çok önemli. Transfer kısmı. İsmail Kartal yerli bir santrafor arıyoruz. Birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor. Arkadaşlar biz %1 milyon transfer yapacağız. %1 katrilyon transfer yapacağız. Kesinlikle transfer yapacağız. <laughs> yani kesin olarak kesinlikle transfer yapacağız. En az bir tane. Şimdi yerli forvet için arayışlarımız süredi, 2-3 aday var. Yağız Sabuncuoğlu diyor ki İsmail Kartal'ın süper ligden en beğendiği yerli forvet Erencan Yardımcı. Açık ara. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Mantıken çok uygun bir isim. Sisteme uygun bir. Ceko'yu yedekleyebilecek bir isim. Ceko'yu yedekleyebilecek yani kendi as Ceko'yu yedekli. Ceko'nun yedeği olup zamanla ona benzerliğini arttırıp yükselebilecek potansiyelli bir oyuncu. Çok zekice. Haftalardır ben bunu konuşuyorum. Haftalardır konuşuyorum. Arkadaşlar bir bilgi daha söyleyeyim. Erencan konusunda %50'yi geçtik transfer konusunda. Beşiktaş da istiyor Galatasaray da istiyor oyuncu ama %50'yi geçtik. Hatta bir şey söyleyeyim. Kritik virajı geçtik. Belki yüzde %70'i geçtik ama söyleyemiyorum. Ee, onu belirteyim. Bak Serdar Dursun ismini de yabana atmayın. Ben Serdar Dursun'u anlattığım zaman sen neyin övüyorsun Serdar Dursun'un? Serdar Dursun'u öven adamdan adam olmaz falan filan. Ya arkadaşım ben gelen duyumu aktarıyorum. Yani Evinden alıp da sana, seni, seni zorla sana duyum vermiyorum. Gelen duyumlar bu şekilde. Serdar Dursun var. Bir iki tane daha isim var. Sosyal yani geçen günle konuştuk zaten. Şimdi Erencan Yardımcı'ya Yağız Savuncuoğlu'nun duyumuna göre La Liga'dan 2 La Liga, 3 Lig 1, bir tane Eurodvice, e, Hollanda Ligi, bir tane Serie A, 2 Süper Lig, 1 Danimarka, 2 Belçika, 3 de Bundesliga'dan takım izliyormuş. Pendik Spor gibi, Eyüp Spor gibi takımla kan kişide olacaksın. Bak Galatasaray'ın ne güzel arka bahçe yaptı herifleri. Bir şey yapıyorlar, oyuncuyu beğenmiyorlar hemen Eyüp Spor'a gönderiyorlardı. Ya bu Eyüp'ün de işine gelir. Eyüp Spor'un da işine gelir bu. Bak Bertu Yıldırım 1, Erencan Yardımcı 2, Serdar Dursun 3, Umut, Boz Umut Bozok. Umut Bozok Fenerbahçe'ye gelirse kesinlikle desteklemem. Asla ve asla desteklemem. Bertu Yıldırım'ı vermiyorlar. Onu söyleyeyim. Ya Serdar Dursun ya Erencan Yardımcı. Bana kalırsa Erencan Yardımcı. Ve Galatasaray altyapısından çıkan Erencan Yardımcı da dikkat edin. Aynı Bartu Elmaz gibi kulübe çok ciddi destekleri olabilecek bir isim. Onu söyleyeyim. Şimdi ya Sabuncuoğlu demişken duyumları sıralamış ya Sabuncuoğlu. Ben burada hepsini konuşayım. Doğru ya da yanlışlığından bahsedeyim. Yani benim duyumlarımla doğru yanlışlı yoksa genel anlamda değil. Diyor ki Crespo Suudi Arabistan'dan maaş olarak büyük bir teklif aldı. Sadece maaş olarak mı? Ancak ben Suudi Arabistan değil de Katar olarak biliyorum. Yani 6,5 milyon euroluk teklifi. Onu belirteyim. Suudi Arabistan diyor. Zayt ayrılığa ikna olmuyor. Hatırlıyor musunuz? Ben bas bas bağırdım. Dedim ki arkadaşlar. Zayt Salih Uçan çenenizi kapatın. Hiç konuşmayın. Susun. Salih Uçan gelsin. Susun. Zaitz'ı gönderen bildiğim var. Konuşamıyorum. Susun dedim. Aynısı. Hatta Zaitz menajeri diyor ki isterseniz yedek bırakın, isterseniz kadroda dışı kalsın hiç sıkıntı değil. Niye? Zaitz'ın yaşını biliyor musunuz? 29 yaş. Slovenya milli takımından da atılır. Oyuncunun kendine saygısı yok. 40 kez milli takım maçına çıkmış. 8 şeyi var, e, golü var. Bak bu sezon Fenerbahçe Zaitz'ı kazanacağım diye az kalsın Konferans Ligi'ne kaybediyordu. 3 maçta 2 gol. Bir tane sarı kartı var. Elemelerde ligde şurada burada. Ya totalde çıkmış. Totalde çıkmışsın. 748 dakika oynamışsın. Birazcık utanman olsun. Ama ben Rambo Okan'la görüştürülmesi taraftarım. Rambo Okan'la görüştürün o ikna eder. Ama ben zaten eninde sonunda gideceğini düşünüyorum. Şansımız ne? Trabzonspor'da Beşiktaş'ta istiyor oyuncu. Bence Trabzonspor Beşiktaş'tan iyice görüştürmemiz lazım. 2. Emre Mor Başakşehir ya da Antalya sporu istiyor. Fenerbahçe Fatih Karagümrük'e gitmesini doğru buluyor. Şimdi Antalya Spor'u istiyor Emre Mor. Ben bir şey söyleyeyim. Emre Mor Antalya Spor'a giderse canavara dönüşür. Canavara dönüşür. Volkan tedrisatından geçip Sergen tedrisatında canavara dönüşür. Bu konuda kesinlikle şey. Ama işin ilginç tarafı Kader'in cilvesi Fenerbahçe Antalya Spor'la maç yapacak. Bunun karşı tarafı başlayacak. Bunlar şike yapıyor. Bilerek yenildiler. Şöyle böyle. Halbuki Antalya ben açık oynayacağını düşünüyorum. Hatta Fenerbahçe'nin daha rahat kazanacağı maçların arka arkaya geldiğini düşünüyorum. Şöylecekler böylecekler. Ben umursamam. Antalya Spor'u yendikten sonra inşallah Emre Mor'u kiralık verebilirim. Ama şu an Emre Mor bir yere gitmiyor. Lincoln Hernike. Lincoln isteyen kulüp çok. Fenerbahçe isterse gider diyor Yağız Sabuncuoğlu. Lincoln niye kafa karıştırıyor biliyor musunuz? İsmail Kartal'da bir şeylik var böyle bir hastalık var. Birden fazla mevkide oynayabilen futbolcular ayrı bir seviyor. Lincoln böyle. Fenerbahçe'ye aidiyet duygusu çok yüksek. Lincoln giderse de İstanbul içinde bir takımdan oynamak istiyor. Bak ben şunu söyleyeyim. Biz Ankara gücünü değil de Kara yenseydik Lincoln gittiydi şimdi. Kara Gümrüğü'ye gönderdik. Arkadaşlar çok spekülasyona açık süreçteyiz. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun beceriksizliği yüzünden devre arası olmadı devre arası olmayınca futbolcuların gidip kalması çok sıkıntılı bir sürece girdi. Anlatabiliyor muyum? King'e teklif var gitme ihtimali yüksek demiş. Ben normalde Joshua King kalıyor dedim ama maç öncesi canlı yayında bir cümle kurdum. Muhtemelen dikkatinizden kaçtı. King bugün oyuna girmezse gitti sayın diye. Aynı cümleyi tekrar ediyorum. King oyuna girmedi gitti sayın. Kent'e teklif çok İngiltere'ye gitmesini bekliyorum diyor. İngiltere'den de arkadaşlar Hull City teklifini değiştirdi güzel, anlamlı bir teklif yaptı. Hatta ben size bir cümle daha kurayım. Hal City hem kente hem zaysa reddedemeyecekleri çok güzel bir teklif sundu. Hocam bak Acun bize çalışıyor. Ya arkadaşlar sonuçta takımına futbolcu alacak. Ama beyimiz gitme niyetinde değil. Ee, neyse yine devam edeyim. Sercan Hamzoğlu da diyor ki Fenerbahçe'nin birçok oyuncusuna teklif geliyor. Bakalım Sercan Hamzoğlu ne diyor. Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Lincoln'un özellikle hemen hemen bütün süperlik takımlarından teklif var. Yani bütün Süper Lig takımları ki mesela Beşiktaş'a Galatasaray falan kastetmiyor Trabzonspor. Yani biraz daha Anadolu takımları. Arkadaşlar aşağısı cadı kazanı. Bak aşağısı cadı kazanı. Fenerbahçe maçları. Biz ikinci devre itibariyle hangi maçları bitirdik? Ankara gücünü bitirdik. Başakşehir'i bitirdik. Belki Türkiye kupasında karşımıza çıkarlarsa çıkarlar. Samsun'u bitirdik. Şimdi Samsun'a göndersen ne şike olur ne bir şey olur gönderebilirsin. Gaziantep'i bitirdik dedik Türkiye Kupası'nda karşımızda. Ee, Konya maçı 16. yıydı. İstanbul Spor son maçtı Yani Gaziantep 1, Samsun 2, Başakşehir 3, Ankara gücü 4. 4 tane 2 şeyi bitirdik. İkinci yarı bunlarla maçımız yok. Emre Mor'u Mert Hakan'ı Lincoln'u göndermek biraz da düşündürücü. Yurt dışından en net teklifler Crespo ve Kent'e geldi. Crespo'ya Suudi Arabistan, Katar bölgesi. Kent'e İngiltere'den falan yurt dışından Dinamo Zagreb'den falan teklif. Hatta biz Dinamo Zagreb'de 3.5'e anlaşmak üzereydik. Kent bir türlü ikna almıyor. Sürpriz ayrılık King olabilir diyor. Bence King gidecek. Hatta bence Crespo, Kent, King gidici gibi. İyi bir teklif gelirse değerlendirmeye alınabilir diyor. Bu arada ee, Saldanha ile ilgili Yağız Samuncuoğlu Fenerbahçe'nin Saldanha'ya ilgisi devam ediyor. Bazen beklemek artı sağlar. 10 milyon euro isteyen Partizan'ın inadının kırılması bekleniyor. Saldanha menajerini de değiştirdi. Oyuncu Sırbistan'dan kesin olarak ayrılacak diyor. Vallahi öyle karışık bir düzen, öyle karışık bir iş, işleyiş var ki karşımızda. Şimdi ne desem boş. Ama Fenerbahçe transfer gündemi Bu şekilde Arkadaşlar Şahsım adına söyleyeyim ben Erencan'ın olacağı görüşündeyim Hani diyorsunuz ya bana Hocam hissi konuş yani, e, Tıpkı Çağlar ve Kurun işte olduğu gibi arkadaşlar hissi söylüyorum bence ikisi de %100 Fenerbahçe'de dediğim gibi Yani %100 demeyeyim ama Erencan olacak gibi duruyor hissi olarak söyleyeyim saldanha olmayacak Ben Salih Uçan'ın geleceğini düşünmüyorum ama keşke Crespo Salih Uçan takası gerçekleşse. Ama hissi olarak düşünmüyorum. Crespo gider. Zayis gider gitmese de lisansı dondurulur ve futbol hayatını kendi kendine bitirmiş bir zeka olarak kenarda durur. Emre Mor bence kalır. Joshua King gider. Kent gider. Bak Kent'i gönderdim. King'i gönderdim. Crespo ve Zayis gitti. 4. Geriye bir şey kalmadı aslında. Yani 4 yabancıyı gönderdim. Artı artı olarak Luan Perez'in de lisansı çıkmadığı için 5. 5 yabancı gitmiş oldu. 18 yabancıdan 13'e düşmüş oldun. Yani bir tane kontenjanım var orada. Oraya bir tane kanat forvet çeksek olabilir. Neyse Lincoln falan var. Devam edeyim. Ciku Cengiz Dündar bunlarla ilgili bir duyum yok. Smart konuş. Mert Hakan Yandaş gidecek gibi duruyor. Açık söyleyeyim. Bence gitmesi de kendi için hayırlısı ama sezonu bitirecek gibi de durmuyor değil. Sezon sonunda ayrılır gibi duruyor. Kurunic de iyi gidiyor. Bartu Elmas kalacak gibi çok isteyen takım var. Şimanski malum. Ankara gücü olay. Serdar Dursun. Ben yıldırım olmuyor. Serdar Dursun yani e, Çağlar Söyüncü hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Bugün kapını da bekliyoruz. Çünkü maç günü. Rakibe de psikolojik baskı yapıyorlar ya, diye biz de yapabiliriz aynen sözleşmesinde opsiyon var diye biliyorum. Biz uzatabiliriz diye biliyorum. Sezon sonu sözleşmesini uzatabiliriz. Ferdi Kadıoğlu Boye dedik. Beka Bu arada Saka dair açıklama metnimi Twitter'da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ve kanıtlarla, ispatlarla konuşun. Ben öyle iftira atmam kimseye, şey yapmam. Açık ve net söyledim. Ha, yanlış anlaşılmaya müsaitse diye. Erman Toral Fenerbahçe'nin pozisyonu %100 penaltı. Hakem penaltı vermemek için faul uydurdu. Fenerbahçe gol yesin diye duran toplar yarattı. Fenerbahçe'yi sağ dışında durdurmaya çalışan güçler var. Diyor. Valla Allah'ın da bir hesabı vardır. Hiç beklemediği anda beklemedikleriyle sınanabilir insan. Dikkat etmekte fayda var. Yani kimsenin ahını almamak lazım. Yani ben orada dedim ya hakemin kötü niyetini orada kesinlikle tasdik ettim. Pozisyon geçmiş olmuş bitmiş Fenerbahçe pozisyona girmiş. Aklına o zaman faul çalmak geliyor. Garip. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Fenerbahçe transfer gündemi de bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.